yararı sosyal var güvencesi yani. Vardı. Tabii. Şimdi ekonomik kriz dolayından Almanlar da musluğu tabii ki kıstı musluğu Almanlar. Kıstılar. Aynen. Musluğu kıstığı için ve şu an bizim zorumuza giden budur bence. Yani zorumuza şöyle gidiyor, şöyle demek istiyorum. Biraz Melcan burada. Ben de çözmüş gibiyim. Tamamen sanıyorum beyefendinin anlattığına dayalı bir durum. Yani her iki tarafta da yaşam standartı hemen aynı durumdaysa çünkü, biz niye kendi ülkemizdeki doğru, güzellikten, evet. Yani, sıcaklıktan... Arkadaşımız da bunu anlatmak istedi. Onda hemfikiriz. Hakikaten ülkemizde yaşam standartı burayı yakalamışsa ki yakalamış. Hani burada o hasreti, bu tantanayı çekmenin bir anlamı yok. Çünkü insan saraylar içerisinde de hani bir laf var, uzatmayayım da, bülbülü altın kafese koymuşlar. Ah vatan demiş. İlle de vatan. Böyle ille de vatan demiş. Ama arkadaş Türkiye gidemiyorsa benim bulunduğum sokağa gelmesi yeterli biz. Türkiye'de gibiyiz yani. O da biliyordur zaten. Var. Benim dükkan olduğu yer. Her şehirde Almanya'da öyle bir sokak var. Deniz var mı? Güneş var mı orada? Pardon, buyurun. Yok, Özlem gidemiyorsa Özlem gidermesi için. Aynı anda konuşursak olmayacak. Lütfen. Benim asıl değinmek istediğim nokta ekonomik kriz değil. Ruhsal kriz. Bizler burada muhabbete ve sohbete bile acıkmışız. Eyvah artık. Eyvah. Evet. Olay bu. Eyvah eyvah. Ya eyvah eyvah duruma senin geldik. Evet. Başka. Evet. Sen hafta içi bana uğra. Senin ilacın bende. Abi bu konu kapanmaz. bir şeyler daha okuyun bize lütfen. Türkiye'ye döneceğim bittik. Lütfen bizi biraz nefeslendirin. Bir şarkı, bir elin türkü. Elin okuyor. Plebe gelirse. Benimle Yücel plebe mi okuyacağız? Canım okuyor. Nasıl isterseniz artık bilmiyorum. Bir şeyler yapalım. Yücel. Bu arada Yücel'i tanıtayım ben. Burada. Seyircimizin önünde hemen konseptimizi açıklayalım. Çok olmadık bir şey yapacağız seninle biz. Önümüzdeki haftadan itibaren Yücel Devir Değişiyor'un sürekli DJ'i olacak. İyi bir DJ kendisi. Şurada konuşlanacak her hafta. Program içi müziklerimizi, akışımızdaki bize müzik desteğini ve o yeteneğini esirgemeyecek. Doğru mu? Evet doğru. Canım evet benim. Doğru. Hareketi aynen. Gördünüz değil mi? Ulan ne olacak dedim, birden üstüme mi çıkacak falan. Coştu bu çocuk. Ne yapacaksınız şimdi? Peki bizden koparıyorsun tazminat. Evet. Kuşumu bana uçur, aşk elinden vade içir. Cam kuşumu bana uçur, aşk elinden vade içir.
kayle şaldan geçir, mestanın olayım seni. Hırkayla şaldan geçir, mestanın olayım seni. Seyfullah der benim hoca, kendinden ayırmanıca. Seyfullah der benim hoca, kendinden ayırmanıca. Gâhi gündüz, gâhi gece, mestanın olayım senin. Gâhi gündüz, gâhi gece, mestanın olayım senin. Çok güzel. Çok güzel. Ağzına yüreğine sağlık. Ne güzel ya. Siz böyle aile olarak müziğin içerisinde hakikaten abi, kardeş, gelin, çoluk, çocuk, çok şanslısınız, yemin ediyorum. Herkese kısmet olmuyor bu. Çünkü müzik çok güzel bir şey. Evet, yavaş yavaş sona geliyoruz. Ama sona gelmeden önce devir değişiyor. Bu akşam izleyicisini mutlu etsin bakalım, hediyelerini versin. Önce sizden başlayacağız. Her hafta tabii size bir hediyemiz olacak. Çöpleri alayım ben. Önce çöpleri alayım. Canım çöpleri alayım. Çöp mü alacağız hediye? Size çöp vereceğim. Çöpten adam vereceğim. Cin Ali Almanya'da. Şimdi şöyle bir şey var. Sevgili Şeref Çağlar'dan, HBG'den her hafta gelen, buraya gelen konuklarımıza içlerinden bir tanesini güzel bir tencere hediye ediyoruz. Ancak bunu bir şekilde yapıyoruz. Çöp çekerek, kısa çöpü çekerek ve her defasında tekrar etmek zorunda kalıyorum ben. Kısa çöpü çeken aslında kaybeder ama ben de talih tersine işliyor, o kazanıyor. Kısa çöpü çeken kazanıyor. Daha bence gerek yok. Orada bir hanımefendi var yani. Yani. Adam konuşuyor ya, bir dakika bir dakika. Adamı bu yüzden seviyorum işte. Söyle bakalım, gel. Gel yanıma gel. Kalma orada. Diyorum ki, gerek yok bunlara. Direkt. Beyefendiler çok centilmendir. Büyük ihtimalle hanımefendi bırakacaklardır. Kesinlikle. Büyük ihtimalle. Yani bana. Adam uyanık ya. Eve de söyleyecek var ya. Tamam hocam. Benden yana tamam. Ya bir dakika. Zaten dengemi bozdun ya. Zaten bir tarafta abim var. Ya yeter artık, tamam. Dengemi bozdun. Hocam geldiğimizden beri program çok iyi, çok iyi. Ama bir ne bileyim bir tencere yok. Bir tencere yok. Tencereyi alalım lütfen abi. Tamam mı hocam? Tencere bizim yok. Tamam mı? Tamam mı? Bir dakika, oylamaya soracağız. Bir dakika Allah aşkına. Sen bastırdın, tamam. Ben de hani mahcup olun bakana. Verelim mi arkadaşlar? Verelim yani. Mikrofona lütfen. Lütfen mikrofona. Bizde gelin olacak kızlar çok var. Bize de lazım. Gördün mü? O zaman işte böyle. O zaman ben centilmenim. Direkt verelim abi. Verelim. Tamam. Kardeşim program benim, sana ne oluyor? Artık yeter. Program ben el koydum. Sana ne oluyor? Ben program el koydum. Bir dakika. Evet, kırıyorum bunu. Hiç öyle gelemem o ayaklara. Şöyle karıştırıyorum abicim. Hak, hukuk, adalet bu işler. Aynen. Hiç yani seyircime de mahcup olmayayım. Ben verdim. Sen verdin ayrı ama ben kısa çöpü çekene vereceğim. Hazır mıyız? Kimden başlayalım? Beyefendiden başlayalım. Bayanlardan Bey'den başlayalım. Tabii bayandan başlayalım. Bayanlar centilmenlik gereği bayanlardan başlayalım. Ya bu olmadı işte. Sevgili Helen, bunlardan bir tanesi kısa. Bakma bakma öyle yok. Ama zaten göremez. Göremez, kapatmışım zaten. Tamam zaten. Bunlardan bir tanesi kısa. Vallahi kısa, yemin ederim. Hangisi? Hangisi? Oldu canım. Söylerim, bir ara mail atarım. Ne de bilmiyor ki. Tencerem yoktu zaten ya. Hadi canım, inanmam. Ya bunlar ailece işi iyice ticarete... Ticarete düştü. Evet. Hadi çek bakalım. Lazım Türkiye'ye abi. Gidecek. Hangisi mi? Bak şu var ya hani şu. Evet ha şu değil o şu falan. O da zehir ürünü. Falan işte yani. Hadi çek. Bir tane, ikisini birden değil. Çek. Tırnaklarımdan alamıyorum. Tamam. Gevşettim. Gevşettim. Çek. Bu uzuna benziyor. Çek. Ya bu mu? Evet, o uzun. Bu değil. Üzgünüm. Tamam git Sezai Bey. Sezai Bey'den mi devam edelim? Sen en son. Var mı bildiği? Yok. Vallahi bir hile yok, burada yok. Vallahi tamam. Bildiğim yok da. Sezai Bey. Size çıkarsa kızınız da değil mi? Çünkü o zaman ona evet. Çektirin. Ona mı çektirelim? Evet. Yok, masadakiler çekecek. Kural öyle gereği. Peki. Oldu. Prodüksiyonun kuralı gereği. İnşallah çıkar. Uzun. Kimler devam edelim? Engin Akın Bey. Kimler? Hadi tamam.